Evet sevgili Balçoğlu gençler ve çocuklar, yaklaşık 2-3 haftadır evdeyiz. 1-2-3 hafta daha belki evde kalmak zorunda olacağız. Bu zaman zarfında sizlere Balçoğlu Medya Spor Birimi olarak futbol antrenörü arkadaşlarımla beraber evde yapabileceğiniz bazı birkaç çalışma göstereceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, kazanın, sağlıkla kalın. Evet, şimdi ısınmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş olduğumuz yerde yürüyoruz. Evet, ayaklarımızı biraz daha fazla yukarıya doğru kaldırdım. Evet, kollarımla devam ettim. Evet, yavaşladım. İyice yavaşladım. Evet, durdum. Evet, yavaş yavaş sağa sola başımı çevirdim. Evet, öne geriye. Evet, omuzlarımı önüne çevirdim. Evet, geriye. Evet, ayaklarımı açtım. Ellerimi vücuduma yapıştırdım. Yavaş yavaş sağa sola döndüm. Evet, saldım şimdi ellerimi. Biraz daha kendimi arkaya doğru çevirdim. Evet, yavaşladım. Evet, durdum. Açtım ayaklarımı. Evet, öne doğru eğildim. Karşıya bakıyorum. Yavaş yavaş sağa doğru götürdüm başımı. Sola doğru götürdüm. Evet, ayaklarımızı hiç bozmadan ellerimizi yavaş yavaş aşağıya doğru esnedim. Sağ ayağımın ucuna doğru esnedim. Sol ayağıma. Evet, bıraktım. Topladım ayaklarımı. Salladım. Evet, dizlerimizi çeviriyoruz. Evet, dışarıdan içe doğru çevirdim. Evet, toplandım. Salladım ayaklarımı. Evet, bir ayağım önde, bir ayağım geride. Ellerim benimde. Öndeki ayağıma doğru yüklendim. Vücudumu geriye aldım. Evet, bıraktım. Salladım ayaklarımı. Diğer ayağımı. Evet, öne doğru eğildim. Evet, geriye al vücudumu. Evet, bıraktım, salladım ayaklarımı. Evet, bileklerimizi çevirdik. Evet, diğer ayağımızı. Evet, çalışmalara başlıyoruz. Evet çocuklar, evde topla oynamayı hepimiz seviyoruz ama şu şekilde yaparsak, en azından topumuzu bir naylona bağlarsak daha rahat çalışırız. Hem bir yerleri kırıp dökmeyiz. Evet, top önümüzde, ayak içiyle sürekli vuruyoruz. Evet, şimdi ayağımın üstüyle yapıyorum. Parmak ucum iyice yere baksın. Evet, bekledim. Evet, şimdi aynısını ayak içiyle vuruyorum, yana doğru. Evet, şimdi ayak içiyle vurup diğer ayağımın dışıyla. Ayak içi, dışı. İçi, dışı. İçi, dışı. Evet, diğer tarafa geçtim. Ayağımın dışı, içi, dışı, içi, dışı, içi, dışı, içi.
Evet, diğer tarafa döndü. Sol ayağına vurdu. Kontrol. Evet, bekledi. Evet, ayak üstüyle vurdu. Tekrar ayak üstüyle kontrol etti. Ayak üstüyle vurdu. Kontrol etti. Evet gençler, ilk hareketimize başlıyoruz. Topu iki ayağımızın arasında olduğumuz yerde sağ ayak, sol ayak oynuyoruz. Hem ısınmış oluyoruz, hem hareketimize alışmış oluyoruz. Yavaş yavaş gezebiliriz. Kendi alanımızda, küçük bir alanda yavaş yavaş gezerek hareketimizi devam ettiriyoruz. Sonra durduk. Olduğumuz yerde duruyoruz. Bir ayağımla sol ayağımı bastım, arkadan ittirdim, sağ ayağımı. Tekrar hareketimi yapıyorum. Bu sefer ters ayak, sağ ayağımı aldım, geriye ittirdim, yana aldım, tekrar aynı şekilde oynamaya devam ediyorum. Bu hareketleri istediğimiz gibi kendimize göre, elimizdeki koşulunda, elimizdeki malzemeye göre geliştirebiliriz. İkinci hareketimiz, topu ayakta bulduğumuzda her seferinde sekerek, ayak değiştirerek basacağız olduğumuz yerde başlıyoruz. Hareketlerimizle. Topa bakmamaya çalışıyoruz, gözümüz karşıda, göz ucuyla topumuzu görmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde burada da salonumuzun istediği bir yerinde gezerek hareketlerimizi yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz ayak içiyle dokunuş, ayak içinde kontrol. Sol ayak içiyle dokundum, sağ ayak içinde kontrol. Sağ ayak içiyle dokundum, sol ayak içinde kontrol. Bunu devamlı hale getiriyoruz. Kontrol, dokunuş. Kontrol, dokunuş. Kontrol, dokunuş. Kontrol, dokunuş, kontrol, dokunuş. Bunun dördüncü hareketimiz, diğer bir şeyi ayağımızın dışıyla gerçekleştireceğiz. Ayağımızın dışını, sadece ayağımızın dışını kullanıyoruz. Şimdi öncelikle sol ayağımla başlıyorum. Sol dış, sağ dış, kontrol, dokun. Sağ dış, sol dış. Sol dış, sağ dış. Sağ dış, sol dış. Sağ dış. Şimdi evde istediğimiz bir eşyamız, sandalye olabilir, tabur olabilir. Taburumuzun etrafında istediğimiz bir ayak içiyle etrafında dönüşler yapıyoruz. Önce sol ayağımızla başladık dönüşümü. İki tur dönüyorum. Durdum ve başladım noktadan. Sol ayağımın dışında iki tur yaptım. Evet. Nefes alıp vermeye dikkat ediyorum. Evet. Dönüşümü tamamladım. Yerde noktada duruyorum. Tekrar sağ ayağımla ayak değiştiriyorum ve sağ ayağımla aynı dönüşü yapıyorum. Yaptım, dönüşümü gerçekleştirdim. Ve hareketimi bitiriyorum. Son iki hareketim, sondan bir önceki hareketim. Topu elime alıyorum. Çok fazla yukarıya vurmadan, ayak üstüyle vuracağım ve tutacağım. Önce bir sağ, bir sol ayak olarak gerçekleştiriyorum hareketimi. Sol ayakla vurdum, tuttum. Sağ ayakla vurdum, tuttum. Sol ayak, sağ ayak. Bu sefer son hareketimde topu yere bırakıyorum. Yere bıraktığım top sektikten sonra aynı vuruşu yapıp tutuyorum. Topu yere bıraktım. Vurdum ve tuttum. Bıraktım. Vurdum, tuttum. Bıraktım. Vurdum ve tuttum. Bu hareketleri evde yenilikler katarak geliştirerek sizler tamamlayabilirsiniz. 12-15 yaşa uygun hareketlerimize devam ediyoruz. Öncelikle tutumumuz ortaya geldi. Biz burada kapaklar kullandık. Bu kapaklar yerine siz oyuncak ya da tişört, şort herhangi bir şey, farklı renklerde bir şeyler koyabilirsiniz. Şimdi ortadayım ve kollarımı çekerek devam ediyorum. Arada döner misin? Kollarımı doğru çekiyorsun. Evet, biraz daha hızlanıyorum. Burada babanız olur, kardeşiniz, anneniz olur. Herhangi biri size komut verecek. Renk söylediğiniz yere iyilik değiyoruz. Evet, mavi. Evet, çekiyorum kollarımı. Beyaz. Pas veriyoruz. Ayak değiştirerek
Ancak eğer elinizde top yoksa bunun yerine gazete kağıtlarını şöyle yuvarlak yapıp bantlayarak kendimize top temin edebiliriz. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Evet, diğer hareketimizde de işaretler arasına kollarımızı çekerek şu şekilde girip çıkıyorum ve karşıdan gelen topa yine pas iadesi yapıyorum. Evet, evet. Bu sefer diğer tarafa yapıyorum aynı hareketi. Evet, birer tekrar daha yapalım. Kolları çekelim. Güzel. Evet. Elimizde biraz sık top vardır diye düşünüyoruz tekrardan. Şimdi hareketleri yaparken kolları çekerek yana doğru skipping yapıyorsunuz ve pas iadesine bir hizasında iade ediyorsunuz. Evet. Kolları çekerek. Bravo. Evet, kolları çekerek. Bravo. Çok iyi. Evet, son. Diğer hareketimize geçiyoruz. Şimdi sağa ortaya, sola ortaya kayma adımıyla gidiyoruz. Ondan sonra da koyduğumuz oyuncakları, yastıkların ya da herhangi kendi belirleyeceğimiz bir materyal olabilir. Üstünden zıplıyoruz ve kafayla iade ediyoruz. Evet, buyurun. Evet, güzel. Ortaya geldi. Sıçradı çıktıya. Kafa oluşuyor, güzel. Aynısını bir daha yapalım. Son hareketimize geçiyoruz. Buraya koyduğumuz oyuncak ya da işte tişörtün üstünden geçtikten sonra birele sopası olabilir, oklava olabilir ya da şemsiye de koyabiliriz. Aradan geçip geri geri gidiyorum. Tekrar geldim. Gelen topa iade yaptım. Döndüm. Evet, başlayalım hareketimize. Evet, kolları çekerek. Evet, güzel. Evet, tamam. Bu tarz hareketleri sayısının sıklığını arttırabiliriz. Evde kalalım, sağlıkla kalalım ama hareketsiz kalmayalım. Hepinize iyi günler. Evet gençler, şimdi futbolda performansa yöneldik. Hit kardiyo antrenmanımızı yapacağız. Antrenmanımız 2 set olacak. Her hareket 20 saniye, arada 10 saniye dinlenme vereceğiz. Setler arasında 2 dakika dinlenmemiz olacak. İlk hareketimiz squat, parmak ucunda squat. Evet, başlıyoruz. Hareketler yaparken bol bol nefes alıp veriyoruz. Thank you.
deniyoruz yine 10 saniye. Okey, sebebi. Şimdi herkese lunge. Evet, eller belimizde. Şu gibi. Evet, hazır. Bıraktım.